Evet sevgili spor severler, tekrardan herkese merhabalar. Yine yepyeni bir iddia taktik videosuyla karşınızdayız. Bugün farklı bir taktik, ilk kez sizinle paylaşacağımız bir taktiği video olarak sizlerle paylaşacağız. 2.5 gol üst, ilk yarı 0.5 gol üst veya ilk yarı maç sonucu, korner ve bunun yanında karşıtlı gol var gibi birçok iddia taktik videolarımızda sizlerle birlikte olduk. Ve tabii ki de bu videolarımızı her videomuzun olduğu gibi altında linkleriyle birlikte paylaştık. Bugün ise ilk kez 1.5 gol üst taktiğini sizlerle paylaşacağız. Ve bu taktiği birlikte değerlendireceğiz, bakacağız ve sonuçta da bir göreceğiz bakalım. Bu hafta sonuyla ilgili 3 tane güzel örnek maçla birlikte bu taktiğimizi size anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Çok etkili bir taktik. Bunu bir kere söyleyelim. Çünkü denedik. Başarı oranı yüksek. Ve ondan dolayı da sizinle bir paylaşalım dedik. Arkadaşlar öncelikle videomuzun detayını geçmeden önce, taktiğimize geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Çünkü abone oldukça da yapmış olduğumuz videolarımızdan takip et bölümüne tıklarsanız takip etten en azından haberdar olmuş olursunuz ve tabii ki de yorum ve görüşleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Ne kadar çok yorum ve görüş atarsanız o kadar da çok daha iyi videoları daha iyi bir şekilde analiz edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ve like atarsanız da çok seviniriz tabii ki. Önemli olan bir de sosyal medyada arzu ederseniz Instagram'da, Facebook'ta ya da diğer sosyal medya gelişlerinde bakmış olduğumuz videolarımızı da paylaşabilirsiniz ki en azından sizlerin sayesinde burada farklı işlere imza atmaya devam edelim ve bu şekilde de birbirimize destek olmuş oluruz arkadaşlar. Hemen bugünkü konumuz malum 1.5 gol üst taktiği ve nelere dikkat edeceğiz bu 1.5 gol üst taktiğinde. Yani iddiada çoğu zaman 1.5 gol üst oranları verilmekte, oynanmakta, sunulmakta ve oranlar ne kadar düşük olsa da yaklaşık olarak şöyle bir 10 tane maçı bulduğumuz zaman ve o maçları da topladığımız zaman güzel bir oran ortaya çıkıyor. Ve biz bu taktikte öncelikle nelere dikkat edeceğiz? Buna bir bakalım. İlk önce arkadaşlar karşılaşmada ev sahibi takımın favori olması gerekmekte. Yani oranlar mesela ev sahibi takım oranı 1.30 ise 1.40 ise ondan sonrasına ya da 1.20 beraberliğe ne bileyim 3-4 deplasman takımına yüksek oranlar veriliyorsa 4-5-6 gibi bu durumda ev sahibi takımın favori olduğunu zaten tespit etmiş oluyoruz. Yani bu şekilde de ilk önce dikkat etmemiz gereken nokta ev sahibi takımın favori olması gerekli. Bu taktiğin ana temel noktası o. Önce ev sahibi takımı, favori olan da ev sahibi takımı bulmamız lazım. Favori olan ev sahibi takımı bulduktan sonra arkadaşlar bir diğer noktaya geçeceğiz. Hemen sizinle paylaşalım. Hemen arkadaşlar. Favori takımının son karşılaşmasına bakacağız. Yani 3.5 gol alt bitmiş olması gerekli. Ama 0-0 bitmemiş olması da gerekli arkadaşlar. Bu iki noktaya dikkat edelim. Yani bir, favori olacak takım, ev sahibi takım favori olacak. İkincisi, favori takımı bulduktan sonra son karşılaşmasına bakacağız. Eğer 4 gol veya daha fazlası çıkmadıysa ve en önemlisi 0-0 bitmemişse bu karşılaşmayı alabiliriz, değerlendirebiliriz. Yani şu şekilde değerlendirelim. Örneğin Real Madrid son karşılaşmasında deplasmanda ya da evinde fark etmiyor. 2-0 galip gelmiş. Bu durumda bizim kriterlerimize göre uygun. 3-0 da olsa olur. 2-1 de olsa olur. 1-1 de olsa olur. 1-0 da olsa olur. Yeter ki 4 goldan fazla atılmamış olması lazım ve 0-0 da bitmemiş olması lazım. Bunu neden üstüne basıp söylüyorum arkadaşlar? Çünkü çoğumuz belki biliyordur ama bilmeyenler için de yani 3.5 gol alt ne demek?
ya da ne bileyim 1,5 gol üst ne demek anlamında sorular, soru işareti gelmiş olabilir. Yani durum bu, 1,5 gol üst demek bir karşılaşmada 2 ya da daha fazla gol olması beklenmekte. 3,5 gol alt demek ise bir karşılaşmada en fazla 3, 4'ten fazlası olduğu zaman da 3,5 gol üst oluyor arkadaşlar. Bunu da kısaca bir bilgilendirmiş olalım. Ve hemen örneklere geçelim. Sizin için 3 tane güzel maç seçtik dedik hafta sonu için. Ve hemen ilk örneğimize geçelim. Sporting Lisbon Tondela. Evet. Sporting Lisbon karşılaşması 18 Haziran'da arkadaşlar. Yarın. Bu karşılaşmada Sporting Lisbon 1.30'luk oranla favori durumda gördüğünüz gibi. Beraberliği 3.50. Tondela'ya 5.75 vermişler. Burada ilk kriter uyuyor. Favori takımı ev sahibi olması lazım. Bulduk. İkinci kriterimiz neydi? Son oynadığı karşılaşmayı Sporting 4 ya da daha fazla gol atmamış ya da yememiş olması lazım ya da bitmemiş olması lazım karşılaşması. Burada 1-0 bitmiş son lig karşılaşması. Bu da kritere uyuyor ve 0-0 bitmemiş olması lazım. O da kritere uyuyor. Bu durumda bu karşılaşma 1,5 gol üstlük bir maç arkadaşlar. Bunu bir kere değerlendirebilirsiniz. Bu karşılaşmada en az 2 gol çıkacak diye düşünüyoruz. Sporting Tondela karşılaşmasında 18 Haziran'da. Kriterlerimiz uyuyor. 1,5 gol üst bu şekilde rahat bir şekilde alabiliriz. İkinci örneğimize geçelim. İkinci örnek ise 21 Haziran'da Galatasaray-Antep karşılaşması. Galatasaray geçen hafta Madem Rize'ye yenilmişti 2-0. Burada da Galatasaray 1.38'lik oranla favori durumda ev sahibi takım. Bu da bizim kriterimize göre uyuyor. Sonrasında da son karşılaşmasında 4'ten fazla gol olmadı. 2-0 bitti. O da uygun. Bu durumda arkadaşlar ev sahibi Galatasaray takımı burada 2 ya da fazla gol ihtimali bu maçta olabilir. Yani illa Galatasaray 2 tane atacak diye şart yok. Yani 2 tane de yiyebilir. 3 tane de yiyebilir. Yani burada biz taraf bahsinde gitmiyoruz. Kimin ne kadar fazla gol atacağını da kesinlikle söylemiyoruz. Yani toplamda 1-1 de olur 2. Yani 2 gol oldu mu cepte. Ondan dolayı bu karşılaşmayı da en az 2 gol olacak diye değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ve üçüncü bir örnek ise İtalya'dan 21 Haziran'da Inter-Sampdoria karşılaşması. Burada da Inter favori 1.28. Kriterimize uyuyor. Son oynadığı karşılaşma Napoli'ye karşı kupada 1-1 beraber bitti. Yani bu karşılaşmayı da değerlendirebiliriz. Inter-Sampdoria karşılaşmasında da en azından 2 gol olacak diye değerlendirebiliriz arkadaşlar. Evet, toparlayacak olursak öncelikle favori takım ev sahibi takım olmak zorunda. Bu çok önemli. Deplasman değil. Mutlaka ev sahibini alıyoruz arkadaşlar. Favori olarak. Olur ya, deplasman takımı favori olur. Bu karşılaşmaya, bu toplara girmiyoruz. Ev sahibi takımın favori olmasını bekliyoruz. Yani bulmaya çalışıyoruz. Sonrasında da son oynamış olduğu, favori takımının son oynamış olduğu karşılaşmada 4 gol olmayacak diye bakmamız lazım. Ve 0-0 bitmemiş olması lazım son karşılaşması. Ve bunları da bulduktan sonra da bu şekilde, rahat bir şekilde 1,5 gol üst karşılaşmalarını değerlendirebiliriz arkadaşlar. Evet, videomuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bir like atarsanız, bir beğeni, bir de takip atarsanız çok seviniriz. Yorum ve görüşlerinizi tabii ki de bekliyoruz. Videomuzun altında linkler var. Değişik videolarımız var. Bakabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. O konuda da yorum ve görüşlerinizi atabilirsiniz. Ve sosyal medyada bol bol paylaşın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz paylaştıkça hayat güzel. Bizleri de bu şekilde desteklemiş olursunuz. Yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, takipte kalın. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün iddiada kavga var bulma taktiğiyle ilgili güzel bir video hazırladık sizin için. Ve söz vermiş olduğumuz gibi anket sonucunda hangi konu daha ağır basarsa, hangi konu daha fazla oy alırsa o konuyla ilgili güzel bir video çekeceğiz dedik. Ve bunu da zaten 2 gün evvel duyurduk. Anket sonuçlarını. KG var taktiğiyle ilgili, yani karşılıklı gol var taktiğiyle ilgili video istediniz ve biz de tabii ki hemen
elimizden geldiği kadarıyla araştırmalarda bulunduk. Güzel bir şey çıkardık diye düşünüyorum ve bu bir haftalık değil, ondan önceki araştırmalarımız da var. Onları da birleştirip burada en azından karşılıklı gol var oranını iyi bir şekilde tutturmaya çalışacağız. Bu 1.5 gol üst taktiğimizle ilgili de aynı şekilde oldu. Ve gerçekten çok güzel başarılar elde ettik. Ve bu taktiğimizde de elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün için 5 tane karşılıklı gol var maçımız var. Bu taktiğe uygun olarak. Önemli olan arkadaşlar 5 maçı hemen görmeden en azından taktiğin nasıl işlediğini, hangi şartlara baktığımızı detaylı bir şekilde öğrenmemiz lazım. Ondan dolayı videomuzun sonuna kadar izlerseniz çok faydalı olur. Çünkü atlayıp geçerseniz taktikle ilgili bilgileri tam %100 alamazsınız ve sonradan da sorularla karşılaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar tabii sorulara cevap vermeye çalışacağız ama taktiği tam olarak kavrayabilmemiz için arkadaşlar videomuzun sonuna kadar izleyelim. Ve tabii ki de bizlere destek olmanız için her zaman olduğu gibi kanalımızı herkes bekliyoruz. Yorum ve görüşleriniz bizim için çok önemli. Özellikle yeni bir videomuzda, taktik videomuzla ilgili de bol bol yorum ve görüş atın arkadaşlar. Taktikle ilgili sorularınız varsa yine de başka türlü tavsiye edeceğiniz taktikler varsa, maçlar varsa bunları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka bol bol like atın ve paylaşmayı da unutmayın. Facebook'ta da Mustafa İddia adlı sayfamız da var. Orayı da herkesi bekliyoruz. Şimdi gelelim yavaş yavaş konumuza. Öncelikle arkadaşlar taktikle ilgili 3 adım çok önemli. Birinci adım ev sahibi ve deplasman takımlarının oranlarına bakacağız. Burada oranlar çok önemli. Çünkü hangi oranlara bakacağız? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlarla ilgili detaylı bilgi birazdan vereceğiz ama ilk olarak oranlar önemli. Sonrasında da arkadaşlar belirttiğimiz oranları bulduktan sonra ev sahibi takımının evinde oynadığı son 3 karşılaşmasına bakacağız. Evinde oynadı arkadaşlar. Son 3 karşılaşması ev sahibi. Bu da çok önemli bir nokta. Ve deplasman takımında 3. adımda oynadığı son 3 karşılaşmasına bakacağız. Yani bu çok önemli. İşte aradaki farkı iyi bir şekilde kavramak lazım. Ev sahibi takımının 3 oynadığı 3 yani ev sahibi oynadığı yani takımının evinde oynadığı 3 karşılaşma önemli. Ev sahibi takımının evinde oynadığı 3 karşılaşma önemli. Deplasman takımının ise genel olarak toplamda oynamış olduğu 3 karşılaşma önemli. Bu aradaki farkı iyi bir şekilde çözün. Çünkü burada işte püf noktası burada yatıyor. Çünkü iki takımın da son 3 karşılaşmasına bakarsak orada karışıklık oluyor. Ama buradaki taktiğin amacı da bu. Birinci takımın yani ev sahibi takımının A takımının diyelim oynadığı, evinde oynadığı son 3 karşılaşma çünkü ev sahibi olduğu için deplasman takımının ise deplasmanda oynadığı 3 maçı bakmıyoruz. Toplamda son 3 karşılaşması bakıyoruz. Yani son 3 karşılaşması mesela evinde olabilir, evinde ya da deplasmanda olabilir. O şekilde kavrayalım arkadaşlar. Peki hangi oranlara bakacağız? Şimdi ilk adımda dediğimiz gibi oranlar çok önemli. İki takımın da burada hangi oranlara sahip olması lazım? Bunu zaten iddia bülteninde rahat bir şekilde görebiliriz. Ve çoğunlukta da bu tip oranlar oluyor arkadaşlar. 2.35, 2.70, 2.35 gibi birbirine denk. 2.25, 2.70, 2.45 ya da tam tersi de olabilir. 2.45, 2.70, 2.25. Yani bu oranın mesela tamına bu şekilde olması şart değil. Bizim önemli olan burada göstermek istediğimiz iki takımın da oranlarının denk olduğunu göstermemiz için bunları buraya yazdık. Mesela 2.25'te 2.45 yani 0.10'da 20'lik
bir fark var. Bu farkın üstünde bir fark 25-0'unda 35-30 gibi olabilir ama bundan fazlası olmaz. Yani dengeli iki karşılaşmayı bu yani karşılaşmayı bulmamız lazım. 2-40 gibi. 2-35-2-15 gibi. Bakın burada 0-10'da 20'lik bir oran var sadece arada. Yani favori olan takım burada kesinlikle A ya da B takımı favoridir diyemiyoruz. Denk takımların karşılaşmasına bakacağız arkadaşlar. Yani gelip de ev sahibi takım 1.70 ondan sonra beraberliğe 3.50 sonrasında da ne bileyim deplasmanı 5 ya da 6 olan oranlara bakmıyoruz. Yani burada bu tip maçları çıkaracağız arkadaşlar. Yani aralarında fazla oran farkı olmayacak karşılaşmaları bulmamız lazım. Bu maçları bulduktan sonra diyelim ki maçı bulduk. İkinci adım olan ev sahibi takımın son oynadığı 3 karşılaşmasına bakacağız. Evinde oynadığı 3 karşılaşma önemli. Ve burada ev sahibi takımın evinde oynadığı son 3 karşılaşmada en az ikisinde gol yemiş olması lazım arkadaşlar. Çok önemli. Bakın burada kırmızı da zaten belirttik. Evinde oynadığı son 3 karşılaşmasına bakıyoruz. Ve en az ikisinde gol yemiş olması lazım. Oranları bulduk. Ev sahibi takımının evinde oynadığı karşılaşmalara bakıyoruz. Son 3 karşılaşmasına. Ve ikisinde de gol yediyse deplasman takımına geçiyoruz. Çünkü deplasman takımının da şartı vardı. Son 3 karşılaşmasında da deplasman takımın en az ikisinde de karşılıklı gol verilmesi gerekti. Yani burada bu 3 ana faktörü bulduktan sonra karşılaşmamızın karşılıklı gol verme biteceği konusunda yüzdelik oranı yükseliyor ve gerçekten de yapmış olduğumuz şu 1-2 hafta içerisindeki istatistikler olarak gerçekten güzel başarılar elde ettik. Ondan dolayı bugünden itibaren de 5 maçta start vereceğiz ve bu 5 maçın en azından 5'te 3'ü, 5'te 4'ü ve 5'te 5'ini bekliyoruz. Bakalım başarı oranımız ne kadar olacak? Bunu hep birlikte bugün göreceğiz. Maçlarımızı birazdan vereceğiz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi tam olarak kavrayabilmemiz için tekrardan şöyle kısa bir özet geçelim. Birincisi oran bakıyoruz. Oranlar neler olması lazım? Birbirine denk olması lazım arkadaşlar. Çok net. Denk oranları bulduktan sonra ev sahibi takımının son 3 karşılaşmasına bakıyoruz. Yani evinde oynadığı karşılaşmaya bakıyoruz. Çok önemli. Son evinde oynadığı 3 karşılaşmanın ikisinde gol yemiş olması lazım. Ve sonrasında da deplasman takımında da son 3 karşılaşmasında en az ikisinde karşılıklı gol ver olması gerekli. Anlaşılan yani durum bu. Umarım anlamışsınızdır. Anlayamadığınız bir püf noktası varsa mutlaka aşağıda yorum görüşlerimiz bölümüne yazın. Sorularınızı yazın. Tekrar çözelim. Ama şimdi örneklerde daha da iyi anlayacaksınız. Bunu da eminim. Şimdi gelelim karşılaşmalarımıza. Sizin için bu hafta sonu daha doğrusu cumartesi bülteni için 1 Ağustos cumartesi bülteni için seçtiğimiz 5 karşılaşma var. 5'inde de karşılıklı gol var bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Birinci maçımız hemen gelsin. Nagoya Kashiwa karşılaşması. Evet, Japonya Ligi'nde saat 12'de başlıyor karşılaşma. Nagoya Kashiwa karşılaşmasında iki denk takım, oranları denk. Nagoya'nın son oynamış olduğu 3 karşılaşma evinde bakıyoruz. Burada bazı örneklerde Nagoya mesela 2 tane var son oynadığı karşılaşmalarda. Ama 2 tane olduğu zaman en azından birinin gol yemiş olması o da yetiyor bize. Ama 3 tane olması daha faydalı oluyor. Bazen istatistiklerde Nagoya'nın mesela bayağıdan beri evinde oynamadığı, hep deplasmanda oynadığı karşılaşmalar olduğunu görüyoruz. Ama burada zaten en azından 2'de 1'in deplasman takımından gol yediğini görüyoruz evinde. Mühim olan deplasman takımının son 3 maçının en azından ikisini karşılıklı gollerle bitmesi. Bu da burada görülüyor. En azından ikisi karşılıklı golle bitmiş ve bizim taktiğimize uyuyor. Bu karşılaşmada karşılıklı goller bekliyoruz.
Dediğim gibi 1.5 gol üstle ilgili videomuz da bugün de olacak. Oranlar tabii daha farklı. Karşılıklı gol verdi. Biraz daha yüksek oluyor. Çok güzel oranlar var. Bu karşılaşmada da karşılıklı gol verdi diyebiliriz. Bakalım ne olacak göreceğiz. İkinci maçımız. Rovaniemen Palloseura Turam Palloseura karşılaşması. Yani Finlandiya'yla bir karşılaşma. Saat 17 olacak. Burada Rovaniemen karşılaşmasında Rovaniemen'in son oynadığı 3 karşılaşmasının en az ikisinde evinde gol yediği görülüyor. Bu bizim taktiğimize uyuyor. Turku'nun yani Turan Pazmur Turku dedikleri karşıladığı takımın en az son 3 maçın ikisinde de karşılıklı gol olduğunu görüyoruz. Yani burada da bu bizim taktiğimize uyuyor ve karşılıklı gol bekliyoruz arkadaşlar bu maçta. İran Ligi'nden bir karşılaşma. Golgohar Fulat karşılaşması. Golgohar'ın son 3 maçının evinde oynadığı son 3 maçı baktık. Son evinde oynadığı 3 maçtan en az ikisinde gol yemiş. Bu uydu. Ondan sonra Fulat'ta da son 3 maçın en azından ikisinde karşılıklı golle sonuçlanmış olması lazım. Bu da uydu. Bu karşılaşmada da karşılıklı gol bekliyoruz arkadaşlar. KG var. Bakalım bu maçta ne olacak İran Ligi'nde. Bugünün 4. maçında Napoli-Lazio karşılaşması İtalya'da. Napoli Lazio'da Napoli'nin son 3 maçın evinde oynadığı son 3 maçın burada şey yapmamışız yazmamışız ama ikisinde var. İki gol, birer gol yemiş. Burayı belirtmemişiz. Ama Lazio'nun da zaten deplasmanda son 3'te ikisinin karşılıklı golle bitmiş olması bu maçın da karşılıklı gollere yönlendirebiliyor bizi. Bu maçta da karşılıklı gol olacak zaten arkadaşlar. Buna eminiz çünkü iki takım da çok golcü ayakları var. Karga var bekliyoruz burada. Ve Benfica Porto karşılaşması Portekiz Kupası'nda. Benfica son evinde oynadığı 3 karşılaşması burada da görüyoruz. 3'te en azından ikisinde gol yemiş evinde. Porto ise son 3 maçın ikisinde karşılıklı gollerle bitirmiş maçları. Bu maçta KG var. Uygun gözüküyor arkadaşlar bizim sistemimize göre. Evet. Sistemimiz, taktiğimiz bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Dediğim gibi çok önemli 3 hususa bakacağız. 3 hususlardan birincisi dediğim gibi oranlar. Oranlar birbirine denk olması lazım. Oranlar birbirine denk olan karşılaşmaları bulduktan sonra İstatistiklerine bakacağız. Ev sahibinin oynadığı karşılaşmalara bakacağız. Deplasmanın oynadığı karşılaşmalara bakacağız. Ev sahibinin oynadığı karşılaşmadaki evinde oynadığı son 3 maçına bakıyoruz. Evinde oynadığı son 3 maçın ikisinde gol yediyse deplasman takımına da bakıp deplasman takımının son 3'te ikisinin karşılıklı gol olduğunu bulduğumuz an bu maçı paketleyip karşılıklı gol var tercihlerimizde kullanabiliriz. Umarım faydalı bir taktik olur. Hepimiz için güzel bir sonuç elde etmiş oluyoruz bugün. Ve bakalım sizin yorumlarınızı ve görüşleriniz de çok önemli. Merak ediyoruz. Bu taktikle ilgili nasıl buldunuz? Kısaca bir yorum atarsanız çok seviniriz. Evet. Bugünlük videomuz bu şekilde arkadaşlar. 1.5 gol üst taktiğimizle ilgili videomuzda bugün sizlerle birlikte olacak. Hazırlığını yapıyoruz. Bu videonun altında linki olacak. 1.5 gol üstle ilgili taktiğimiz. Hatta şu anda yukarıda da tıklarsanız görürsünüz. 1.5 gol üst videomuzda sizlerle bugün birlikte olacak. Yeni videolarımızda tekrar yeniden görüşmek üzere. Bizlerden ayrılmayın. Musterli İddia Facebook sayfamızda sizlerle birlikte. Oraya da abone olursanız çok seviniriz. Bol bol like atıp videomuzu paylaşırsanız seviniriz. Başarılar. Yarın görüşmek üzere. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videomuzda tekrar birlikteyiz. Bugün çifte şans bulma yöntemini sizlerle birlikte paylaşacağız. İddiada en basit bir şekilde çifte şansı nasıl bulabiliriz? Bunu birlikte değerlendireceğiz. Ve bu taktik videomuzda yine sizlere faydalı olmaya çalışacağız arkadaşlar.
Malum iddiada çok alternatifler var. Bu alternatifleri zaten birlikte konuştuk, değerlendirdik. Birçok da video paylaştık. Örneğin 2,5 gol üst, yani gollü karşılaşmalar nasıl bulunur? İlk yarı maç sonucu, ondan sonrasına ilk yarıda gol 0,5 üstü, yani bir gol olma ihtimali. Sonrasında da kornerlerin sayısı ile ilgili videomuz oldu. Bu tip değişik videolarımızı sizlere paylaştık ve hatta her zaman olduğu gibi videolarımızın altında linkler var. O linklerle tıklayıp videolarımızı izleyebilirsiniz. Birbirinden güzel taktik videoları şu anda mevcut. Hatta altta da ya da daha doğrusu üst ve köşede bilgi olarak size yansımakta. Bunları da bu şekilde en azından tıklayıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir bakarsanız ve tabii ki de yorum ve görüşlerinizi de bizlere bildirirseniz çok seviniriz. Çünkü sizlerin yapmış olduğu yorum ve görüşler sonucunda daha güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki de bir like atıp takip butonuna da basıp en azından da abone olursanız bizlere destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Çünkü malum bir emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığında da sizin desteğiniz bizleri onur edecektir ve daha da güzel videoları paylaşmamıza vesile olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, konumuza yavaş yavaş gireceğiz. Dediğim gibi kanalımıza abone olursanız çok seviniriz ve çok önemlisi videolarımızın altında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bildirin. Eleştiri olabilir, ondan sonra sizin önerebildiğiniz değişik bir taktik olursa onları önerebilirsiniz. Başka bir konularda hangi videolarla ilgili, yani taktiklerle ilgili hangi video ya da başka bir konularla ilgili video istiyorsanız bunları da belirtebilirsiniz ki bu konuda da bir video çekip paylaşabiliriz. Ve çok önemlisi paylaşın derken sizler de sosyal medyada videolarımızı paylaşırsanız ki kitleye de en azından sizlerin sayesinde ulaşmış oluruz ve daha da büyümüş oluruz ki daha da güzel işler yapabiliriz. Ondan dolayı tabii de sizin desteğinizle ihtiyacımız var diyelim ve hemen konumuza geçelim. Evet, çifte şans konusu iddialı. Çifte şans kısaca tekrar tanımlayalım. Çoğumuz biliyordur ama bilmeyenlerimiz vardır. Bir karşılaşmada misal ev sahibi takım eğer yenilmeyecekse 1-0 çifte şans diye değerlendirebiliyoruz. Yani ya bir galibiyet ya da beraberlik olarak ya da deplasman takımı misalinde kaybetmeyecek diyorsak tahmin olarak 0-2 çifte şans diye değerlendiriyoruz. Ya beraber ya da deplasman takım kazanır. Ya da iki takımdan biri kazanacak diye değerlendirirsek 1-2 diye bu karşılaşmayı değerlendirebiliyoruz. Ya ev sahibi ya da deplasman takımı bu maçtan galip ayrılacak, berabere bitmeyecek diye bu şekilde karşılaşmalarla ilgili tahminler yapılabiliyor. Bu dönemde, bu ortamda ve geçmişten bu yana da bayağı uzun zamandan beri bu böyle devam etmekte. Peki bu tip maçları biz nasıl bulabiliriz? Burada nelere dikkat etmemiz lazım? Bunları sizinle paylaşalım. Çok önemli 4 tane nokta var arkadaşlar. Bu 4 noktayı önemli değerlendirmemiz lazım. Nedir bu 4 önemli nokta? Önce birinci adım, adım adım gidelim. Çifte şans bitecek 2 tane maç seçmemiz lazım. Yani 2 tane karşılaşmayı önce bulmamız lazım arkadaşlar. Ki en sonunda da bir kupon yapacağız. O kuponda da bizim tutturabileceğimiz en uygun, en ideal kupon haline getirebileceğimiz bir sonucu getirecek ve bu şekilde de en azından başarılı olmamıza sahip olacağız. Önemli olan ilk adım iki tane çifte şans maçı bulmamız lazım. İkincisi, takımların ligdeki sıralamaları çok çok önemli. Onlara bakmamız lazım. Bunu da birazdan örneklerle göstereceğiz. Takımların ligdeki sıralaması önemli. Üçüncüsü de arkadaşlar, oranlar çok önemli. Yani oranlara bakmamız lazım. Takımların oranları çok çok önemli. Onu da değerlendireceğiz. Ve en sonunda da kupon yapacağımız için iki maçın yanında bir tane güvendiğimiz maçı da ekleyeceğiz. Yani çok iyi bir şekilde bir tane garanti maçı ekleyeceğiz ki en sonunda çifte şanslarla birlikte bir garanti kuponu ekleyip o kuponu
hazır hale getireceğiz. Ha şimdi çifte şansları nasıl bulacağız? Bu konuya geçelim. Bu çünkü dördüncü adım güvendiğimiz maçı alıp kupona ekleyeceğimiz için bu da önemli olacak ki oranımız bir şekilde yükselsin. Çünkü biliyorsunuz çifte şanslarda oranlar sürprize dayanarak olmadığı için sürprizli maçlara gitmeyeceğiz. Denk oranlara gideceğiz. Onlara da bakacağız şimdi. Çünkü oranı yükseltmemiz için üçüncü bir karşılaşmada kendimizden bir garanti maç almamız lazım ki oran az da olsa biraz da yükselmiş olsun. Ama şimdi örneklerle zaten daha da iyi bir şekilde anlayacaksınız. Hemen uygulamaya geçelim. Şimdi öncelikle takımların oranları birbirine denk olması lazım arkadaşlar. Mesela şu tip maçlar oluyor. 2.25 ev sahibi, 2.90 beraberlik, 2.35 de deplasman takımı. Bu durumda ki maçları alabiliriz, değerlendirebiliriz. 2.50, 2.80, 2.70 bu tip maçları değerlendirebiliriz. Yani çok çok önemli olan birinci nokta oranlar birbirine denk olması lazım. Mesela 5, 3 ya da ne bileyim 1.50 bunu geçelim. Ya da 1.10, 3 ya da 10 oranları bunu geçeceğiz. Çünkü çifte şans oynamamız için deplasman takımını sürpriz şekilde çifte şans oynamamız lazım ki bu da sürpriz olması lazım adı üstünde. Bu işimize yaramayacaktı. Çünkü çifte şans bir de sürprizlerde çok zor gelen bir olay. Oluyor mu? Olmuyor değil. Oluyor ama yüzdelik oranlarda baktığımız zaman sürpriz bitecek. Yani çifte şans oranı yani tercihimiz bitecek olaylar %20, %30'larda çok az yani. Ama bu şekilde en azından %90, %80'lik oranlar var ki bir şeye denk oranlarla girdiğimiz zaman o olayı biraz da yakından tutturma imkanımız oluyor. Şimdi gelelim takımların ligdeki konumlarına. Bu da çok önemli. Takımların ligdeki konumları en azından maçın hangi tarafa doğru gideceği, nasıl bir maç olacağına yönelik bizlere sinyali veriyor. Örnek, kafaya oynayan, ligde en azından çıkmaya oynayan ya da Avrupa'ya oynayan bir takımın konumu veya aşağılarda düşmeye oynayan takımın konumu da çok önemli. İki takımın da konumunu bakmamız lazım arkadaşlar. İki takım da ortalardaysa ortada bitecek bir maç. Bir takım yukarıda, öbürü aşağıdaysa o zaman yukarıdaki takımın iddiası var mı? Aşağıdaki takımın durumu nedir? İddiası nedir? Bunları bakmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Örneklerle bakacağız şimdi. Örnek. Hemen Altıncan 3'ü bugün videodan önce çektiğimiz maçla ilgili bir yorum hem örnek olsun diye aldık ki bizim amacımız şöyle bitmiş maçlarla ilgili yorumlar da yaptık önceki videolarda ama oynanacak maçlarla ilgili örnekleri de göstermek istedik. Onu da yapıyoruz. Oynanacak Haldeş'le Braunschweig karşılaşması Almanya 3. ligindeki bir maçı alacağız. Örnek olarak hemen oranlara bakalım. 2.25, 2.90, 2.35 arkadaşlar. Karşılaşmanın oranları. Biz burada bu karşılaşmaya 1-0 çifte şans tercihini aldık. Neden aldık? Ligdeki konumlarına baktık. Dediğimiz gibi Haldeş'in ligdeki konumu 16. sırada. Braunschweig ligde 7. sırada. Braunschweig'in 3. ligden 2. lige çıkma ihtimali şu an için yok. Yani iddiası yok diyebiliriz. Matematiksel olarak belki var ama çok çok zor olduğu için, iddiası da çok az olduğu için burada hem de Braunschweig'in deplasman takımı olarak Haldeş'e geldiği için, çünkü Haldeş 16. sırada ve Haldeş'in acil puana ihtiyacı var, düşmeye oynayan bir takım. Burada mantıken biz bunu şu şekilde rahat bir şekilde diyebiliriz. Haldeş'e maça asılacak, düşmemek için puana ihtiyacı var acil ve Braunschweig karşısında mutlak ama mutlak puanla ayrılmak zorunda olan taraf olacak. Ondan dolayı Haldeş'ler burada yenilmeyecek diye düşünerek 1-0 çifte şansı değerlendirebiliriz. Gelelim ikinci örneğe. Buradan 1-0 çifte şansı 1.30 aldık. Hemen ikinci maçımızı bulduk. Kaiserslautern 1860 Münih. Almanya yine 3. liginde. Bugün oynanacak karşılaşma. Burada 1-2 çifte şans. Yani ya Kaiserslautern yenecek ya 1860 Münih yenecek diyoruz. Maç berabere bitmeyecek. Neden? Kaiserslautern ligde 14. sırada. Düşmeye oynayan bir takım. Düşme hattına çok yakın bir takım. 1860 Münih 5. sırada.
lige çıkmak için elinden geleni yapmak zorunda ki puanlarla ayrılmak zorunda. Onlar da 3 puan alıp yukarıdaki iddiasını sürdürmek zorunda. Bu durumda iki takımın da çok ihtiyacı olduğu için puanlara, bir puanın da fazla iki takıma da fazla bir şey getirmeyeceği için ikisinden birinin galip geleceğini düşünüyoruz. Yani ya Kayserispor'dan galip gelecek ya da 1860 Münih galip gelecek. Yani bu şekilde arkadaşlar çifte şansın çok basit yöntemi olarak ve mantıklı olarak yönettiğimiz zaman çifte şans karşılaşmaları rahat bir şekilde bulabiliriz. Ha %100 diye bir şey kesinlikle yok. Banko kelimesiyle zaten karşıyız. Bu malum top yuvarlak futbol her an her şey olabilir. Ama biraz da mantığı düşünerek, ligdeki konumlarını da değerlendirerek oynarsak, bakarsak en azından bir sonuca geleceğimizi, bir sonuç elde edeceğimizi rahat bir şekilde diyebiliriz. Ondan dolayı bakın iki tane karşılaşmayı rahat bir şekilde şimdi çıkarmış olduk. Örnek kupona bakacak olursak Haneşe Braunschweig 1-0 çifte şans. Kaiserslautern 1860 Münih 1-2 çifte şans. 1-25. Ve dedik ki 3. karşılaşmayı da biz kendimizden güvendiğimiz bir karşılaşmayı eklersek 3 maçlık karşılaşma, 3 maçlık bir tane kupon yapıp 2-36 mesela burada Benfica Tondela karşılaşması yarın oynanacak Portekiz Ligi'nde start veriyor. Benfica Tondela'ya karşı 2.5 gol üst diye bunu da eklemiş oluruz 1.45'lik orana. Ya da başka bir maç da ekleyebilirsiniz. Ya da bir tane daha çifte şans maçı da ekleyebilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar yani. 3 tane 4 tane çifte maç, şans bilecek karşılaşmaları da alıp bu şekilde değerlendirip kupon yapabilirsiniz. Bizim kuponumuz böyle oldu. Bakalım ne olacak göreceğiz. Sizin de yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bu şekilde çifte şans bulma yöntemini en mantıklı bir şekilde, rahat bir şekilde bulma yöntemini sizlerle paylaşalım dedik. Çünkü çifte şansta gerçekten hata oranı diğer oranlara göre. Yani golle mi bitecek, yoksa taraf bahsine mi gidelim, yoksa 2-3 gol mü olacak, korner mi olacak derken onlar biraz daha fazla oranları yüksek olduğu için riski de biraz fazla. Ama burada 2 tercihten yani 3 tercihten ikisi bizim hanemizde olduğu için daha rahat bulabiliriz. Daha rahat bir şekilde bu şekilde kuponlarımızı hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Abone olursanız çok seviniriz. Ve bir like atarsanız da memnun oluruz. Herkese bol şanslar. Tekrar yeni bir videomuzda görüşmek üzere.